Şimdi aslında bunun için kamuoyunda bir çalışma var. Yani gözle görülebilen bir aslında bir huzursuzluk var aslında. Kabul etmeme durumu var. Bu bir yere yakın da aslında kampanyalar var aslında. Türkiye ve dünyanın her yerinde tecritin kaldırılması, Sayın Abdullah Öcalan'la görüşülmesi, oradaki insanların aileleriyle görüştürülmesi şeyleri var, eylemlikleri var aslında. Ama şimdi başarı konusunda bir sorunumuz var aslında genel anlamda. Bu başarılmadığı için de aslında Türkiye'de bir gerilme var, Türkiye'de bir huzursuzluk var aslında. Biz Orta Doğu'daki tüm sorunları, tüm aslında sorunların anası olarak Kürt sorununa demokratik çözümün bulunmamasından kaynaklandığını düşünüyoruz, görüyoruz. Aslında dört parçalı ve aslında İsrail ile Filistin durumu da şu anda görüyoruz aslında. Yani Orta Doğu'da zaten bir şey var, aslında bir kaynama durumu vardır ve bunun ana maddesi Kürt sorunun çözülmemesine bağlıyoruz. Biz Kürt sorunun çözülmesi için de daha önce de Türkiye'de devletin kendisini resmi olarak muhatap aldı. Sayın Abdullah Öcalan'la tekrar görüşmesinden yanayız. Tekrar görüşülmesi için aslında bizim buradaki çabalarımız, çağrılarımız ve tecride karşı bütün eylemselliklerimiz de aslında biraz da Türkiye'de şu anda oluşan atmosferin, olumsuz atmosferin dağılması içindir aslında. Ve daha önce devlet nasıl onu muhatap almışsa, muhatap aldığı dönemde 2013, 14, 15 yıllarda Türkiye'deki durumun normalite, psikolojik anlamda insanların rahatlama, gençlik anlamda, kadın anlamda, barışlar anlamda büyük bir rahatlama durumu vardı aslında. Biz gene de ısrarımız tecritin kaldırılması, devletin Sayın Abdullah Öcalan'la görüşülmesi ve şu andaki ortamın aslında normaliteye dönülmesi istiyoruz. Şu bugün yaşadığımız olduğumuz Türkiye'de yani tarifi edilmeyecek bir ekonomik kriz var aslında. İnsani kriz var, ahlaki kriz var, vicdani kriz var ve hukuki kriz var aslında. Bütün bu krizlerin aşılması için de bizim böyle bir çağrımız var. Genel anlamda bir çağrımız var ve bir sorunun böyle çözülebileceğine düşünüyoruz, inanıyoruz. Bunun için de bize düşebilecek, kamuoya düşebilecek, demokratik anlamdaki bütün eylemsellerin daha fazla yaygınlaştırarak, kitleleştirerek, kitlelere ulaştırarak da sonuç almayı düşünüyoruz. Şimdi biz aslında 1 Eylül'de yapılan bir aslında bunun standı verildi. 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde bunun ihtiyaç olduğunu şöyle diyebiliriz aslında. Yani Türkiye'deki tüm kesimlere ulaşmamız gerekiyor. Türkiye'nin demokrasisini, Türkiye'nin barışını, Türkiye'nin hukuk üstünlüğü isteyen herkese bir şekilde ulaşıp aslında getirip meydanlara getirip aslında bir şekilde bu sesimizi görleştirip kitleye ulaştırmak, yani aslında devleti yöneten partilere de ulaştırmak istiyoruz. Bunun en büyük ihtiyacı da aslında biraz da buradan kaynaklanıyor. Yani bir olmazsa, sesimiz bir çıkmazsa, sesimizi görleştirerek çıkartmazsa aslında başta özellikle Kürt halkı, Kürt sorunundan kaynaklanan bir haksızlık vardı zaten. Ama genel anlamda Türkiye'deki tüm kesimlerin yani %5'li çıkarttıktan sonra %95'li zarar görüyor şu anda. Aslında biz biraz daha o %95'liğe ulaşma nedenli ve gayreti içindeyiz. Şimdi MİT-İGİNCİ aslında hepimiz seferber olmuştu. Tüm kurumlar seferber olmuş. Aslında ulaşabileceğimiz kim varsa ulaşmamız gerekiyor ve bir şekilde insanları var olan haksızlığa, var olan krize karşı aslında sesini çıkartma nedeni olmamız gerekiyor. Da bir sesimizi görleştiremedik sürece bu düzen böyle devam edecektir. Bu ekonomi böyle kötüye gidecektir. Demokrasi kötüye gidecektir. Anti hukuk daha fazla kendini gösterecektir. Hukuki anlamda kötü gidişatın devam edeceğini düşünüyoruz. Gençlerin asla uyuşturucu bataklığına daha fazla düşeceğini biliyoruz. Bunun için de asla yüz binlerce kitle Ahmet İsyason Meydanı'nda buluşup buna dur dememiz, buna hayır dememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız oranda başarıya ulaşabileceğimize inanıyoruz ve bunu yapmadığımız sürece de bu kötü gidişatın devam edeceğini düşünüyoruz ve bu Türkiye'deki tüm kesimler, özellikle de Kürtlere de bir felaket olur.